Herkese merhaba. Kendimce Pınar kanalına hoş geldiniz. Bugün yüzümde görmüş olduğunuz bu pembeli, lilalı, böyle daha çok üstümde giydiğim kıyafete uygun bir makyaj yapmayı tercih ettim. Eğer ki izlemek isterseniz devam ediniz. İyi seyirler. Tabii işin özüne döndüğünüz zaman bende bir renk takıntısı olduğunu hemen hemen herkes bilir. Bugün giyeceğim kıyafetle oje, ne bileyim işte yapacağım makyaj hemen hemen aynı olacak gibi duruyor. Tabi bu kadar belki göz makyajı çingene pembesi tarzında yapmayacak olabilirim. Ama gene de pembe ve ona yakışan belki mürdüm mor tonlarında olabilir diye düşünüyorum. Herkes bunu sever mi? Herkes sevmez. Yani her tarafı işte pembe pembe, kırmızı kırmızı falan filan diye herkes bu kadar renk uyumunu sever mi? Sevmez. Bazıları renklerin zıtlığı ile mutlu olabiliyor. Bazıları da renk, böyle benim gibi renk takıntısı olanlar bu şekilde kendini mutlu hissedebiliyor. Velhasıl bu benim. O zaman başlıyoruz makyaj yapmaya. Göz makyajıyla başlayacağım. Kafamda oluşturduğum tonlar tamamen pembe ve mor arası olacak. Eğer ki sonradan değiştirmezsem. Tabii önce bir iki tane kendime palet almışım ama bence eksik var burada. Bir onları halledelim. Hallolabilir bir şey mi? Hallolur. Gözümün üstüne şöyle bir concealer sürelim. Rengi güzel göstersin. Denediğiniz zaman aslında hani mesela ya bir far bazı ya da concealer sürmeden gözünüze sürdüğünüz renkler kendini çok da belli etmiyor, bilginiz olsun. Hatta bunun böyle bazı şeyleri var, ipuçları. Daha kendi rengini belli etsin istiyorsanız gözünüzün üstüne beyaz tombul kalemler var ya, onlarla sürüp üstüne farı uygulayabilirsiniz. O zaman daha da büyük ihtimal renk cümbüşü olacaktır. Şimdi aslında şöyle bir göstereyim. Metalik renklerde gri gibi gözüken ama gri değil, içinde lilalık ve mürdümlük bulunduran bir krem farım var. Şunu alttan bir sürüp öyle mi pembeye geçsem diyorum ama evet, baktığımda biraz koyu kaçacak. O zaman şöyle yapalım. Hazır buraya sürmüşüz. Şöyle hafif sonlara doğru sürelim. İç tarafları açık süreceğiz mecburen. Fazla koyu kaldı. Böyle makyaj yaparken denemeler yaptınız ve istemediğiniz bir renk oldu. İki çözüm var arkadaşlar. Ya makyajı komple sileceksiniz ya da şöyle diplerden başlayın sürmeye denemeye. Çünkü genelde dipler koyu olacağı için iç kısımlara sürmeyin ki işleri düzeltebilirsiniz. Şimdi Flormar'ın bu paleti hala satışta, 56 numaralı. Şu paletinden en açık beyazla başlayıp şöyle pembeye doğru gideceğim. Şu uçlara beyaz sürüp, hatta şuraya sürüp üstüne pembe süreyim ki kendi daha da belli etsin. Kırık beyaz gibi bir renk bu. Bir far fırçasıyla uyguluyorum bunu. Karıştırma fırçasıyla daha sonra birbirine meç edebilirsiniz. Evet. Şimdi şöyle hemen pembeye geçiyorum. Bunun pembesi çok güzel ya. Gözde çok güzel duruyor. Belki de hani farlar arasında pembe tonunu en çok beğendiğim ton bu. Şimdi istediğim alt tonu oluşturdum. Herkes genelde şunu yapıyor. Ben nedense tersinden yapıyorum. İyi bir şey mi kötü bir şey mi bilemedim. İlk önce bir bu kriz bölgesini oluşturup daha sonra far sürmeye geçiyor. Ben de tam tersini yapıyorum. İlk önce göz kapağımı oluşturup daha sonra kriz bölgesini oluşturuyorum. Onu niye öyle yapıyorum bilmiyorum. Her neyse, şu yanındaki şöyle hafif pembe ama biraz daha içinde kahverengilik içeren rengi alıp kriz bölgemi de işaretlemiş bulunmaktayım. Ben renkli farları seviyorum. Hani bu tarzda pembe,
mürdü, mor gibi renkleri seviyorum. Bir de önemli olan ten renginize yakışması. Bazılarına daha çok toprak tonları yakışıyor. Bazılarına bu tarz tonlar yakışıyor. Mesela bana toprak tonları çok gitmez. İşte kahverengi gibi. Ya da bakır rengi gibi çok renkler tenime gitmiyor. Onun farkındayım. Şimdi yine Flormar'ın bu eski serisinden, yeni serisinde yok biliyorsunuz ama ben bunu muhafaza ediyorum. Şuradaki şu en sevdiğim mor rengini alacağım ve göz kapağımın diplerine süreceğim. Şöyle bir fırçalayalım. Şu olabilir. Bu mor rengini çok seviyorum ya. Aslında böyle renkli paletler çok moda oldu. Yeniden moda oldu ve Flormar'ın eski paletlerinde vardı. Şu anda yok. Yeniden çıkartabilirler bence. İşte biraz bu pembeye morluk ya da ne bileyim başka bir renk kattığınız zaman o pembe 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 görüntüyü geçmiş oluyor. O çiğliği de atmış olabiliyorsunuz. Ya da ben kendim kandırıyorum. Şimdi ben makyajımı yaparken telefon çaldı. Telefon çalınca daldım. Ben makyajımı yapmaya devam ettim. Siz o aşamaları görmediniz. Şimdi şöyle söyleyelim. Şu dip kısımlarına şöyle notun 10 numaralı şu mor rengini uygulayarak dağıttım. Aslında çok da bir şey yapmadım. Aynı işlemi de alta yaptım. Eyeliner sürmeyi düşünmüyorum. Tamamen rimel odaklı gideceğim. O yüzden bugün şöyle karıştırarak birkaç tane rimel uygulamayı düşünüyorum. Eğer bulursam. Maybelline. Ay aynı çocuk gibi oldu. 3 tane rimel kullanacağım arkadaşlar. Flormar, Maybelline ve Flormar'ın bazı olarak kullanacağım. Bu kısmı hızlı geçeceğim. Biliyorsunuz ben biraz uğraşan bir tipim çünkü. Şeyle özellikle rimelle. Flormar'la başlayayım. Siz oraya da çay kahve ne yapmak istiyorsanız keyfinize bakın. Evet. Rimelleme kısmı bitti. Artık şu cilt makyajına geçelim. Hemen bir şuralarda primer olacak. Ha, Flormar'ın şöyle bir primer var arkadaşlar. Bana bu hediye geldi. Bu içerisinde böyle şöyle görebilir misiniz bilmiyorum. Nokta 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 böyle küçük küçük şeyler var. Işıltı veren ya da böyle fondöten rengine de benzeyen değişik şeyler var. Yüzünüze sürdüğünüz zaman eriyen şeyler bunlar. Sürdüm. Şey yaptığım zaman fondöten rengine döndü. Enteresan. İçinde parçacıklar var. Şöyle sürelim. Bunu nasıl olduğunu makyajın ileriki saatlerinde anlayabileceğim. Yani kalıcılığı iyi mi ya da makyaj güzel tutuyor mu o zaman anlayacağım. Yani bakayım. Çok 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 böyle gözenek kapattı mı? Yok yani. Ama daha ışıltılı hoş duruyor. Böyle şu an yüzüme böyle yüzümü yıkamış gibi bir hissiyat var yüzümde. Serinlik verdi. Umarım güzeldir ve ben gerçi bu koleksiyonda bir daha bulamam bundan büyük ihtimal. Hemen fondötene geçelim. Şimdi fondöten çeşidim çok önümde. Hangisini kullanayım, hangisini kullanayım diye baktım. Bir L'Oreal'in Turmeç gözüme denk geldi. Uzun zamandır da kullanmıyorum. Bence Turmeç yapalım bugün. Fiyatı da çok pahalı olmuş zaten. Kıymetini bilelim açısından. Çünkü L'Oreal Turmeç hem ince hem de daha kapatıcı özelliğe sahip bir fondöten. Şöyle. Tam da ten rengim bu. Kış, yazın almıştım bunu tabii biraz daha bronzlaştığım için. Biraz daha koyu almıştım.
Ama bunu şöyle yapın. Benden size tavsiye. Şimdi fırçayla yayıyorsunuz. Biraz kapatıcılık şeyi fazla ama fırçada bu biraz daha iz bırakıyor. Fırçayla yaydıktan sonra hiç üstünden nemli bir süngerle geçmenizi öneriyorum arkadaşlar. Ben de öyle yapacağım. Biraz yorgun gözüktüğü için iki kat yapacağım. Onu da ilk önce Flormar'ın Perfect Coverage'i, daha sonra da Anti-Age Maybelline kullanacağım. Çünkü bunun rengi biraz daha koyu. İlk önce şu gözümün altındaki morlukları kapatmış olsun amaç olarak. Sonra da şöyle bir anti-age'imizi alıyoruz. Rengi nude. Trinale'yi şu 6,5 numaralı pudrasına hafif şöyle bir bandırıp, hem göz altlarıma bu biraz daha ışıltı veren bir şey çünkü. Üstünden çok hafif geçiyorum. Arkadan geçen kediyi gördünüz mü? Büyük ihtimal o kedi benim şu anda dışarıda olan kurumaya bıraktığım spor ayakkabılarımı düşürdü. Evet. Silek kontür paletini alıyorum. Şöyle hafifçe bir kontür yapacağım. Çok keskin olmayacak çünkü zaten gözlerim yeterince ortada. Ama hatlarım da belli olsun. Zahmet. Makyajını biraz hızlı yapıyorum. Çok çok pissin diye. Ups. Nasıl karıştı? Highlighter olarak bugün şunu kullanacağım arkadaşlar. Revelation'ın şurada lila renkli bir highlighter'ı var. Görüyorsunuz. Bu gözlerimin üstüne biraz daha uygun olduğu için uyumlu olsun diye bu rengi tercih ediyorum. Zaten bu Revelation paletinde en beğendiğim highlighter rengi. Şu kaşlarımda bir rimelleyeyim. Kaşları da ortadan çıkalım, çıkaralım. Şimdi tek kalan işlemimiz ruj oldu arkadaşlar. Rujda iki tane seçeneğimiz var. İkisi de aynı renklerde fakat bir tanesi pastel mat, daylong. Bir tanesi de Kiko'nun şöyle bir, yani renk aynı ama bir tanesi mat, bir tanesi parlak. Mat olanı dışarı çıkarken tercih edilebilir. Evet, ama şu anda ben tamamen Kiko'dan yanayım. Kiko'nun kaç numarası bu? 929 ve Flormar'ın şöyle pembe renkli bir kalemiyle çerçeveliyorum. Bu fazla oldu ya. Vazgeçtim, bunu siliyorum. Pastel Dylong 21 numara. Rujumu da sürdüm ve makyajım bitti. Sırada ne mi var? Ben bir hazırlanıp döneyim size. Evet, toparlandım. Geri geldim. Benim makyajımın bitmiş hali bu arkadaşlar. Tamamen pembe mor özelliklere sahip bir makyaj yaptım. Dudağımdaki ruju da söyledim. Dylong 21 numara. Renk takıntılı biri olarak benim hani giydiğim şeye göre bugün tercih etmiş olduğum makyaj bu. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.